Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Kazasız belasız bu haftayı da bitirdik diye düşünüyorum. 6 Ekim 2023 itibariyle piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da başlayacağız. Ufaktan kur tarafına değinmemiz gerekiyor. Mehmet Şimşek'in aynı zamanda JP Morgan'ın yeni açıklamaları var. Bunlar hem kur tarafını hem Borsa İstanbul tarafını çok ciddi derecede etkiliyor. Yoğun bir hafta oldu, yorucu bir hafta oldu, anlık takip ettiğimiz bir hafta oldu. Öyle de olması gerekiyordu zaten. Vadeli işlemlerin açılış haftasıydı. Bunun bir tık daha sertini bu ayın son haftasında arkadaşlar takip edeceğiz. Şimdiden bunun bilgisini vereyim. Tabii PPK kararının da etkisi olacak. Ama aşağı yönlü bir operasyon beklemiyorum. Bunu belirteyim. Zaten bu hafta itibariyle de yeni zirveyi görürüz demiştik. Ve yeni zirvenin üzerinde de 8.464 puanda güzel bir kapanış kabul edilir. Beklentilerimizi karşıladı. Bizi mahcup etmedi. 8.200'lere kadar geri çekilir dedik. Oradan da dönüşünü aldı. Her şey yolunda. Bir problem yok. Bu süreçte bize vermiş olduğunuz destekten dolayı ben cani gönülden teşekkür ediyorum. Bunu görüyorum. Ama bir tık daha desteğinize ihtiyacım var. Bir kardeşiniz olarak bunu rica ediyorum. Abone olmayanlar bir zahmet abone olup ve videolarımızı beğenirse sevinirim. Bildirim problemlerinizi de katıl butonundan çözebilirsiniz. Aynı zamanda bize de destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da bildirim problemi oluşabiliyor. Ara ara bildirimlerinizi kontrol edin. Çünkü çok sıkıntılı, çok kritik haftalara iyi seçim yapmamız, iyi analiz yapmamız, iyi piyasa okumamız gereken bir sürece girdik 1 Ekim itibariyle. Şimdi ne olacak? Neyi takip edeceğiz? Hangi haber akışlarına odaklandık? Ve geçtiğimiz hafta itibariyle ders çıkarmamız gereken haber akışları önümüzdeki vadeye ilişkin neler? Bunları arkadaşlar değerlendirelim. Birincisi olası bir sınır ötesi harekat mevzusu. Burada tek dikkat edeceğimiz ayrıntı var. Birincisi ABD ile olan Türkiye ilişkilerinde bir zıtlaşma olmaması. Sınır ötesi harekat ilk defa yapılan bir şey değil. Piyasaya etkisi bu iki ülkenin zıtlaşması sonucu ortaya çıkar. Şu anda böyle bir durum yok. Ve dün itibariyle CNN Türk Amerika temsilcisi Yunus, soy ismini hatırlamıyorum, Yunus Bey diyelim. ABD Savunma Bakanı'na sormuş olduğu soruda iki ülke neden her fırsatta bir kavgaya girişiyor ya da böyle bir haber çıkıyor gibisinden bir soru sordu. Ve Türkiye'nin PKK ile ve terör örgütleriyle olan bu mücadele kapsamında nasıl bir rol oynuyorsunuz gibi bir soru belirtti. Zaten birçoğunuz da takip etmişsinizdir. Orada verilen cevap şu. Askeri düzey bir yetkili ABD tarafından. Türkiye'nin PKK ile olan mücadelesini asla sorgulamayacağız dedi. Bu da Türkiye'nin şu anda sınır ötesinde yürütmüş olduğu operasyonda elinin kolunun ne kadar güçlü olduğunu ve piyasalar adına da bir problem teşkil etmeyeceğinin vesikasıdır. Bu konuyu bence artık kapatalım. Çok sürpriz bir durum oluşuncaya kadar. İkinci tarafta yurt dışı kurum ve kuruluşlar takip ediliyor. Başta JP Morgan olmak üzere bugün yine Türk lirası ucuz dedi. İlave devalüasyona belli bir süre şu anki koşullarda gerek yok dedi. Burada neyi takip edeceğiz? Tabii ki içeride çok ciddi derecede bir yerli yatırımcı var. Her ne kadar da aşağı yönlü basma hareketleri olsa da biz buna şu anda kör testere operasyonu demiştik ve bu bitti dedik. Öyle de oldu. Bugün itibariyle de hafta kapanışı bunu kanıtladı. Hamdolsun. Yabancı yatırımcı gelecek. Mehmet Şimşek de zaten bildiğiniz gibi yine yurt dışı turuna çıktı. Başta Londra olmak üzere güzel ilişkiler yürütüyor. Diğer taraftan Merkez Bankası'nı takip ediyoruz. Gaye Hanım'ın meclisteki sunumunda önümde İyi kredi teklifleri var dedi. Yani paraya erişimde de bir sıkıntı yok şu anda. KKM sürecindeki tasfiyeyi iyi bir şekilde takip ediyoruz. Problemsiz ilerliyor. Bir tık daha hız artırması gerekiyor. Bu ayki faiz kararında 500 bas puan yaparak %35 seviyesine yıl sonuna kadar da 250-250 %40'lar arkadaşlar tamam denilecek gibi dur. Burada da bir problem yok. Diğer taraftan yurt dışı kaynaklı yine değerlendirecek olduğumuzda bugün ABD tarım dışı istihdam verileri geldi. Ekonomistlerin ne kadar çöp hikayelerle yatırımcıları ya da işte izleyici kitlelerini hem yurt içinde hem yurt dışında yanılttığını gördünüz ve beklenti aşırı derecede yüksek bir şekilde geldi. Şimdi ne olacak?
Şimdi piyasa diyor ki sen mecbur olarak diyor faiz artırımlarına devam edeceksin diyor. Önündeki faiz kararını pas geçsen bile diyor bir sonraki toplantıda diyor mecbur faizi artıracaksın ki faizi artırdıktan sonra 2024 itibariyle diyor içe kapanıp bu faiz oranlarını zirvede bekleteceksin diyor. Hal böyle olunca da gözler altına çevriliyor. Şimdi altında bir kur baskısını görüyorsunuz. Tabii 28 direnci aşılmıyor ama en önemli baskı dolar bazında ve bugün yine ABD tahvil faizleri resmen ateşledi. Arkadaşlar yani buradaki biz size aylar öncesinden daha bu hareketler gerçekleşmeden ons altında böyle bir gidişatın olduğunu dile getirmiştik. Şimdi ne olacak? Şimdi takip edeceğiniz destek hattı 1805 dolar. Bölgenin altında bir tık daha böyle ezecekler. Bu iş nereye gider sorusuna. Bu iş arkadaşlar Fed ne zaman faiz indirimine geçer ve buna ilişkin beklentiler öncesinden bir tık daha güçlenir ki 2023'ü zaten bir atlattık da 2024'ün ikinci yarısından itibaren şöyle son çeyreğine doğru beklentilere ancak o zaman pozitif kurabiliriz ve şu anki durumda da basabildiği kadar aşağıya basacaklar. 1800'ün altında bir ara destek var. Önemli 1730 ama çok kayda değer bir nokta değil. Onun altında 1600 10 seviyeleri, onun altında ise 1450'lere kadar geri çekilmemizi takip edeceğiz. Şöyle aylık bazda bir grafik incelemek istiyorum size. Ve buradaki trend temelli hareketi eğer takip edecek olduğunuzda kıymetli dostlarım. Yani 1450 dememizdeki sebep şöyle. 250 dolar seviyesinden itibaren dibi baz aldığımızda 1920 dolar tepesi 1050 dolar dibi. Şimdi buraya göre ben bunu size aylar öncesinden de dile getirmiştim. Bunu az çok bilenleriniz var. 0.618'lik dilim nokta. Yani o kadar güzel çalışıyor ki gördüğünüz gibi süper. Yani siz burada ne yapacaksınız? Bu direnç aşılmadığı sürece alım yönünde bir beklentiye girmeyerek şu an 1680'ler bu grafiğe göre ilk ana destek seviyesi şurası. Gördüğünüz gibi onun da altında 1450'lere kadar esneyebiliriz arkadaşlar. Yani bu bundan ibaret. Ha, size 1450'ler acaba bize ne zaman gelir sorusuna şöyle aşağıdan gelen bir yükseliş trendini kontrol ettiğinizde tabii bakıldığında bu 1500'lerde de son bulabilir. Yani aylık bazlı illaki 1450 deniliyorsa yani grafiğe göre şöyle 2024'ün ikinci, üçüncü aylarında bu rakamlar işaret ediliyor. Yani yeni yılın ilk çeyreği. Dikkatli olun arkadaşlar. Kur tarafı için söylenecek bir şey yok. Şu anda devalüasyona gerek yok diyen bir JP Morgan var. Yatırımcılarına pozisyon önerisinde bulunuyor zaten açık açık. Borsa İstanbul tarafında da takip ettiğimiz 9 haftalık ortalama değerimizi ben tekrardan açayım. Ve bunun üzerinde 1-2 ayrıntı daha belirteyim ve videomuzu sonlandıralım. Şöyle 9 haftalık ortalama değerimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 defa burada iğneledik. Burada 2 ve 4 nolu düzeltme dalgalarını da onaylayıp 5. dalgamızı ne yaptık? Başlatmış olduk. Buraya riayet ettiğimiz sürece ve özellikle sektör seçimlerini de iyi yaptığımız sürece bir problem yok gördüğünüz gibi. Ama söylediğim gibi endeksin haricinde eğer bir takip yapılacak olur ise şimdi mesela endeks bu hafta pozitif kapattı. Sırasıyla örneğin geliyorum. Aselsan belirsiz. Türk Hava Yolları negatif haftalık kapanışlar. Petkim pozitif. Sasa'ya geliyorum negatif. Kardemir'e geliyorum ekstra pozitif. Koza'ya geliyorum pozitif kapatmış. Bakın hep bu formasyonlarda oluşuyor. Ya sabah yıldızı ya akşam yıldızı ya aşağı dönüş ya yukarı doğru dönüş. Ereğli'ye geliyorum pozitif yine bir formasyon mesela. Bankalara geliyorum Garan negatif ama bir sıkışma var bir bobin oluşturuyor tehlikeli bir görüntü. Hangi yöne kıracağını iyi takip etmek gerekiyor. Soda pozitif ama yukarıdan sıkıntılı bir mum kapanışı ki Zoren'de öyle. Otkar'a baktığımızda pozitif. Bu mumun anlamını size bir özel analiz yapacağım. Bu mum çok güzel bir mum. Yukarı boşluk boğa dediğimiz bir mum formasyonu. Bunu günlükte, yukarıda, haftalıkta, saatlikte bu gördüğünüzde yukarı dönüş hazırlığının takip edilmesi gereken ama burada tabii
Dikkat edeceğiniz ayrıntı bariz belirgin olan en son tepenin aşılması olacak. Sahte olup olmadığını teyit almanız için. Tabii bunları ben size videolarda aktaracağım. O yüzden sıkı takip etmeniz önemli. Zorana baktığımızda pozitif ama sallantılı bir hafta oldu. %40 getiriyi son 4 işlem gününde gördük zaten. Bunu da takip ettik. Baktığınızda Kozon mesela negatif. Şimdi burada ne yapılıyor? Tahtalarda bir değişim, bir sirkülasyon. Şimdi başka hikayeler tabii ki var. Yeni yatırımcı gelecek. Bundan kaçış yok. Bu kadar iskontolu bir borsa yok. Ve yurt dışı fiyatlamasını kesinlikle takmıyor. İçeride iyi bir kitle oluştu. Biraz da akıllı bir kitle oluştu küçük yatırımcı açısından baktığımızda. Satmıyor adam, diyor ki yabancı gelecek diyor. Satmıyorum diyor. Dolar bazında diyor. Burası bize diyor. Kremlin'in de söylediği gibi diyor. Bedava diyor. En az 500 dolar diyor. Endeks görecek diyor. O zaman ben bir çıkış şartını ararım diyor. Aksi takdirde ben çıkmıyorum diyor. Ha, içerideki ufak yatırımcı çıkıyor mu diyor. Haftalık bazda 80-90 milyar dolar satıyor mu diyor. Ben alırım kardeşim diyor. İşte gördük. Bunun bu hafta özetini arkadaşlar gördük. Küçük yatırımcının cevabı olan bir hafta oldu. Tabii burada aracı kurum çalışanları, ekonomistler vesaire de onlar da bu duruma anlam veremiyor. Ya anlam verilmeyecek bir durum yok. Aslında veriyorlar da işte olay başka. Yani oraya boş ver, değinmeyelim. Siz arkadaşlar aracı kurumunda da çalışsanız, sözleşme karşılığında bir danışmanlık hizmeti de alsanız, kendiniz eğer bundan emin değilseniz, yani bu karardan emin değilseniz, bir karar verecekseniz iyi araştırın, iyi analiz edin. Yani aracı kurum bana bunu söyledi ya da sözleşme karşılığında ben böyle bir garanti aldım diye, onun o şekilde garantisi yoktu. Gördünüz. ABD tarım dışı istihdam verilerindeki beklentiler aylardır söylüyor. Yani yılmadan, usanmadan her fırsatta dile getiriyorum. Ve bugün baktığımızda gelen veriyi zaten kimin ters köşe, kimin ters köşe olmadığını gösteren en büyük özet. Hafta sonunda bomba analizler gelecek size. Teknik, rakam, tarih hepsini vereceğim. Lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.